Buse'nin yatak odasını ahşap mobilyalarla spor tarzda dekore etmiş. Sütlü kahve tonlarındaki nubuk yatak başlığı spor, damask desenli yatak örtüsü klasik olduğundan pek uyuşmuyorlar. Bambu tüller ve krem rengi sık plafonlar çok şık, ancak boyları eşit olmadığından kötü görünüyor. Gri yolluklardaki koyu sarı renk yansımaları ahşap mobilyalara az da olsa uyum sağlamış. Ceviz rengi gardırop, füme cam kapak ve panjur detaylarına sahip. Bal köpüğü cam başlıklı avize renk ve tarz olarak doğru bir seçim olsa da kırık başlığı nedeniyle göze hitap etmiyor. Son olarak ev sahibimize spor bir yatak örtüsü kullanmasını tavsiye ediyor ve sahneyi gelinlerimize bırakıyoruz. Şimdi yatak odamdayız. Bakalım burada nasıl bir eleştiriler bekliyor beni. Eleştirmeye başlayabilirsiniz. Direkt başlayayım o zaman. Yatak örtünü çok fazla avantgard buldum. Mobilyan, ahşap detaylı bir mobilya. Fonların keza çok yatak odasıyla alakasız ama yatak örtün çok fazla avantgard bence derken arkadaşımın yastığını şu şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Yastık kırışık. Bence benim yastığım seninki kadar kırışık değil. Onu böyle bir dipnot yani olarak düşmek istiyorum. Hatta kıyaslayabiliyorsak bence buraya da kıyaslamalıyız. Seninki kadar asla kırışık değil. Yatak örtümde şöyle, dün sende de aynısını beklemiştim. Bu çeyize alınan bir yatak örtüsü. Ve ben burada çeyizde alınan bu olduğu için bunu size sergilemek istedim. Bunu niye tercih ettin? Daha böyle... Sen keşke başta avantgardı. Avantgard bir şey almasın. Ben yatak örtüne kötü demedim. Yatak örtün fazla avantgard. Evet, odama odana biraz, uymuyor. Evet. Benim söylemiş olduğum bu. Yatak örtün kötü demedim. Ya, sadece uymuyor. Odama uymuyor ama sonuçta ben bunu günlük olarak kullanmıyorum. Bu tabii ki bir misafir geldiğinde serilebilir ki ben onu da yapmıyorum. İlk evlendiğim zamanlar hani kendim görmek için falan sermiştim bir iki defa. Onun dışında bir de size nasip oldu şu an görmek. Çok kullandığım bir şey değil. Burası çok yüzden... kullandığım bir şey olmasa bile yatak odamla uyumlu bir şey olmasını tercih ederdim. Spor olabilirdi yani. Kesinlikle. Spor şıklık da çok yani o şekilde de çok yatak örtüsü ya sonuçta de. Bunlar aynı anda alınan şeyler değil. Bunu alırken yatak odası daha ortada yoktu mesela. Hani bunu da aynı şekilde kayınvalidem aldı bu arada. Siz almadınız. Evet, kayınvalidem aldı. Çeyizde mi yani şey bohçada falan mı gelmişti evet. sana? Hı-hı, o tarz bir şey oldu. Bir de yatak başlığın çok minik duruyor. Yani daha farklı bir model olabilirdi. Sanki buraya ait değilmiş gibi. Bir de hareket bir yerden ödünç... Evet, hareket de ediyor. Sen galiba kendi yatak odan gibi çok büyük hareketli bir başlık var. Şu an yaptığınız bence çok ayıp. Lütfen onu geri yerine koyun. Yok geri tabii ki de koyacağım da. Yani buraya ait bence bir daha yapmamalısınız. O tabii ki sabit değil. Bu yatak odasını alırken, bunu kurarken dediler ki bence bu sabit olmamalı. Demek ki öyle bir durum oluyor ki. Bunu böyle tercih etmemi söylediler. Yani çok hareket ettiği için hani mobilyacımız bu şekilde önerdi. Başlığın da deforme olabilir sürekli duvara evet, çarptığı evet, için. Yani benim söylemek istediğim aslında şu, yatak odana ait gibi durmuyor. Hani mobilyan başlığına uymuyor. Hani böyle bir yerden ödünç alınmış gibi değil mi komşudan? Nasıl uymuyor olabilir? İçindeki aynı renklerden dolabım, aynı şekilde bazası aynı renk. Nasıl uymuyor olabilir? Gerçekten şaşırtıyorsun yani, beni şu an simgecim yani. Keşke en azından hani modeli bu olsa bile keşke bu buraya sabit olsaydı. Ya mobilyacımız önermediği için ben de bir bildiği vardır diyerekten sabit. Evet, kendisi de zaman altında bırakmayalım ama ben o düşünce dedim. Kızlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence bu sabit olmalıydı. Kesinlikle olmalıydı. Yani mesela yatağını çekip altını sıkmıyor musun? Çok zor olur senin için yani Allah göstermesin. Ama zor olmaz hani, böyle çıktığı için çekip arkasını siliyordur bence. Hiç şey yap. Evet, o konuda daha rahat oluyor. Çekmesi daha kolay oluyor ayrı ayrı çekebildiğimden dolayı. Bu arada düşmüyor o konuda için rahat olsun. Düşmüyor yani duvarla birebir yani duruyor. Gelin evinde bence şu an bir ilk yaşanıyor. Oynar başlıklı gelin demek istiyorum ben. O zaman ben de ilkler unutulmaz diyorum ve beni lütfen unutmayın diyorum. Keşke hafızamızda bu şekilde kalmasaydın diyorum ben de. Ben perdelerine değinmek istiyorum. Evet. Kısalar, bayağı kısalar. Evet, bayağı neden kısalar. Neden bu şekilde tercih ettin? Bunları da yine aynı şekilde önceki evime göre aldım. Ve buraya göre dediğim gibi bizim kontratımız 2 senelik.
hani 2 sene sonra ne olacağımızı bilmediğimiz için buraya tekrar ekstra para ödeyip de bir de buranın hani normal binalardan, dairelerden daha yüksek bir tavanı var. O yüzden de bu kadar havada kaldı. Hani buraya göre bir perde yaptırıp buna para ödeyip tekrar farklı bir evde bir daha perde yaptırmak istemedim. Hani size de sorayım, bunu her çıktığınız eve perde, halı falan alıyor musunuz yani? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Normalde böyle bir programa katılmayacak olsan tabii ki problem değil. İstediğini takabilirsin yani. Sonuç itibariyle senden başka kimse görmüyor. Özellikle de yatak odan zaten. Ya benim yine gözümü yormuyor. En azından yine temizlikten değinelim. Yine altını rahat rahat temizleyebiliyorum. Perdelerim toz olmuyor, yerlere sürünmüyor. Ya o kadar göze battığını ya, düşünmüyorum. Ya tüler tıkla yere sıfır olmamalı. En az 3 santim mesafe olmalı ama seninki bayağısa. Aynen. Yani fazlaksa sanki makineye atmışsın da çekmiş gibi duruyor yani. Ben yani makineye atıp çeken bir tül olduğunu düşünmüyorum. Gibi duruyor dedim. Gibi duruyor yani. Bu keten değil bu Seçim. Bu bildiğim bambu. Keten bu şekilde olmaz. Ya aslında ben seçerken keten seçtiğimi düşünüyorum ama demek ki artık böyle çok fazla bakmaktan falan kafam karıştı. Yeni bir bilgi edindim sayende. Teşekkür ederim. Aslında bilgi edinmek de değil de yanlış hatırlama diyelim biz ona. Çünkü keten de bir model bakmıştım. Demek ki sonra kafam karışmış olabilir. Peki fiyatını öğrenebilir miyim perdenin? Perdelerimin fiyatı da 6000 TL. Bir de bayağı deforme olmuş bu Seçim ya. Evet. Neden böyle bu şekilde? Girişte gördünüz zaten, bir kedim var. Evet, çok tatlı. Ve kendisi sağ olsun bu perdeleri böyle tırmalamaktan mahvetti. Bayağı evet, deforme olmuş. Evet. Ben o zaman arkadaşlarım yorum bittiyse şifonyere değinmek istiyorum. Şifonyerin üstünde neden hiçbir şey yok? Bomboş. Ya bu sefer dolu olsa hani diyecekseniz ki bunu niye böyle gözümüzün önüne soktun? Çok kalabalık olmuş falan gibi diyecektiniz. Hani bir çerçeve, bir resim ya da bir makyaj kutusu bir şey görebilir miyiz? Ya bomboş yani. Ya hani mesela çok... Ebatı geniş bir şey değil yani, bu alanı dar biraz. Hı hı. Ve bu yüzden hani makyaj eşyalarıyla doldurmak da istemedim. Ama makyaj ben bu şekilde daha çok beğendim. Ya tabii ki günlük olarak üstü doluyor ama şimdi orada bir makyaj malzemesi görmek veya bir parfüm görmek sizi rahatsız edecek. Sonuçta siz buraya olumsuz yorum yapmaya gelmişsiniz. Olumsuz yorum yapmaya gelmişsiniz diyorsun ama dün benim evimde de çatır çatır olumsuz yorumları yapandı. Sendin. Baharat kavanozlarına benzeyen kavanozların bence orada olmamış. Orası bir kahve köşesi ve baharat kavanozunun orada ne işi var? Biz de burada fikrimizi beyan ediyoruz aslında. Bu şekilde söylemedim. Ben yine söyleyeyim. Ben senin kadar böyle iğneleyerek ve sert bir mizaçla söylediğimi düşünmüyorum. Yani ben yine söylüyorum. Sana söylediğim bütün eleştirilerin arkasındayım. Ama sen sanki bugün biraz kısasa kısas yapıyorsun gibi geldi bana. Bilenmişsin ve buraya bilenerek yorumlar yapıyorsun. Kısasa kısas yapacağım bir evin yok. Kısasa kısas yapmıyorum o yüzden. Ya tabii bu da mesela bence çok ağır bir kelime. Herkesin zevkleri farklı. Sen onu beğenebilirsin. Ben de senin yatak odanı beğenmedim. Çünkü benim zevkim görüyorsunuz ki değil. Her yerde aynı mobilyayı da kullanmak istemedim. Zaten görüyorsunuz. Biraz farklılık istedim. Senin gibi mobilyacıdan alıp da evime koymadım. Genelde hiçbiri takım değildi. Kendim uydurmaya çalıştım. Evet, keşke mobilyacıdan takımı alıp direkt koysaymışsın. Evin içinde bir uyum görmek isterdim. Ya ben uyumlu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta renkler birbirlerini dengeliyor. Hep aynı tonu kullanmamaya çalıştım. Yani sarıysa farklı tonları var, işte cevizde farklı tonları var falan gibi. Ya ben uydurduğumu düşünüyorum. Gardırobun fiyatı nedir? Yani yatak odasının takımı 22 bin TL. Takım olarak mı aldınız? Ya şöyle, hepsini aynı yerden aldığım için sadece bu ayrıydı bu arada. Onun şifonyeri, dolabı ya birlikte bu biraz ayrıydı. Bunu sadece ben kendim uydurdum. Evet, bazayı uydurdum. İkisine ya, üçüne 22 bin TL aldım dediniz ya, o yüzden şaşırdım. Evet. Peki halıyı neye uydurdunuz? Ben pek bir şeye uyduramadım ya. Ya halıyı da aslında yine aynı şekilde içinde böyle hani sarı renkler var, griler var. Griyi de biraz böyle hani avizemden, biraz aynalarımdan alıp oraya katmak istedim. Halı fiyatını öğrenebilir miyim? Halı fiyatı bu iki halıma 1500 TL verdim. Tek topu olmayan avizeni kaç paraya aldın? İstersen eksilterek söyle, zaten eksik kalmış. Çok komik. 1500 TL avizemde. Yani bir kırık avize için pahalı geldi. Yani bu arada avizesi, bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum, bence odasına uyum sağlamış, sadece problemi eksik, kırık olması. Ben de senin aynı. Ben de zaten uyuyor ama eksik kalmış pahalı. Çünkü eksik parçası var. Buse'cim arkamızda bir kapı duruyor. Ebeveyn banyosu desen, kapısı bir garip. Balkon kapısı desen, ben bir anlamlandıramadım, orası nedir? Yani evet, ben de sana katılıyorum bu konuda ama o kapıya yapabilecek hiçbir şeyim yok.
Bunu ev sahibi müteahhitimiz içine duşakabin koymak yerine bu şekilde bir kapı yaparak. Yani ebeveyn banyosu orası. Evet, orası bir ebeveyn banyosu. İçinde tuvaleti de var. Oraya bir duşakabin yapmak yerine kapısı da zarar görmesin diye bu şekilde bir kapı tercih etmiş. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Görselliği çok büyük ölçüde bozuyor. Ama orayı giderebilirsin yukarı bir korniş bir şey yaparak oraya bir güzel bir perdeyle, kalın ya da bir perdeyle. Uygun fiyatla oluyor. O tarz bir şey de yapılabilir. Çok daha güzel böyle bir görüntü kabin gibi şeyler var ya. Onlar aynen öyle de olabilir. Bizden evet. Size. Yani. Sürgülü kapı dediğinde aslında plastik diyorsun sanırım. Yok yani. Ahşap. Ahşap sürgülü kapı. Hem mobilyalarına da uyum sağlardı. Yani gerek duymuyorum açıkçası. Bir de perde dedin. Perde fikri biraz daha mantıklı geldi çok bana. Çok daha onu güzel. Da bütünlük hani oluşturur. Sonuçta yani burada kullanılıyor. Perdeyi aç kapat falan. O da biraz mantıksız. Bu manasız dediğin yataktan kalktığın gibi o kapıyı görmek mi sana manalı geliyor peki? Yataktan kalktığım gibi kapıya bakmıyorumdur belki de. Sen de görmek istiyorsun. Yataktan kalktığında karşına bakarak mı uyanıyorsun mesela? Tabii ki de. Tavana mı bakacağım? Karşımda duvar var zaten. Karşıma baktığımda duvar görüyorum. Ben kapıyı görmüyorum. İçin evet, rahat olsun. Sen onu görmek istemiyorsun bence. Yani olabilir ama benim evim olmadığı için de pek önemli değil yani orada olup olmaması. Hanımlar, Buse'nin tabiriyle odasını yerden yere vurmanız bitti mi? Bitti ses. O zaman haftanın ödüllü oyununa geçebiliriz. Buse 9'dan fazla çamaşır asıp simgeye geçebilecek misin çok merak ediyorum. İnşallah geçerim. Hem ödül hem artı bir puan için hazırsan oyunumuza oynamaya gidelim. Hadi gidelim. Evet.